Bu adam burada ne arıyor? Delirdi mi? Şu anda önemli bir toplantıdayız. Beyefendiyi dışarı çıkarır mısınız? Yanlış bir yere gelmiş. Nereye geldiğimi çok iyi biliyorum Ömer Bey. Ben de toplantı için buradayım. Öyle mi? Lise resminizi göremiyorum. Gama şirketi olarak bakarsanız görürsünüz. Bunlar da hisselerinize sahip olduğumu gösteren belgeler. Yasal olarak Yılmaz Bey'in bu toplantıya katılma hakkı bulunuyor. Nasıl yani? Bizim ise senetlerimizden mi almış? Verin bakayım şunu. Erol Bey, devam edelim mi? Toplantıya geçilecek mi acaba? Daha çok bekleyecek miyiz? Beyefendi, isterseniz toplantıyı ertelemek için gerekli... Buna gerek yok. Nasılsa eninde sonunda bu toplantı yapılacak, değil mi? Hissedarlarımızın çoğunluğu burada olduğuna göre artık toplantıya geçebiliriz. Efendim. Sema, ne yapıyorsun? Aman çalışıyorum Elif, ne yapacağım? Öğle paydosunda buluşalım mı? Olur. Nereye geleyim? Mağazanın arkasındaki kafe iyi mi? İyi iyi. Ne oldu, iyi misin sen? Hayır, buluşunca anlatırım. Geleceğim Elif. Tamam, görüşürüz. Önceki yıllara göre zor bir sene geçirdik. Sizleri burada daha iyi haberlerle karşılamak isterdik ama sektörde yaşanan krizleri zaten hepimiz biliyoruz. Bunun üstüne yurt dışına açılma projemizde de açıkçası umduğumuzu bulamadık. Ve tarihimizde ilk kez bu yıl zarar açıklamak zorunda kaldık. Son katılımcı Meral Şahin de geldiler. Buyurun hanımefendi. Geciktiğim için hepinizden özür dilerim. Bu şirkette asansörde fazla vakit harcanıyor. Elif, ne haber? Kusura bakma, seni de apar topar. Boş ver canım. Sen aramasan ben arayacaktım zaten. Meraktan öldüm. Artık eve döndün değil mi? Döndüm. Döndüm de... İşler eskisinden daha da karışık Sema. Ay neden? Yine ne oldu? Bu yıl da çok zorlu geçeceğe benziyor. Sizlerin de desteğiyle bu zorlukları aşacağımıza inanıyorum. Şimdi bir yemek arası verelim. Öğle yemeğinden sonra yönetim kurulu için oylamaya geçeceğiz. Baba. Odama gel, konuşmamız lazım. Filiz, hadi biz de kalkalım. Bakalım, göreceğiz. Yemekten sonra konuşacağız. Murat. Bir dakika gelir misin? Geliyorum Erol Bey. Erol Bey, az önce söylediğim gibi... Planın ne bilmiyorum. Ama şunu bil. Ertelemek konusunda bir ekip işler yapabiliriz. Hayat senin için kolay olmayacak. Hayır Selim Bey, toplantının ertelenmesini istemiyorum.
Bu saatten sonra olmaz artık. Bütün hissedarlar burada toplandığına göre yemekten sonra bu işi devam edeceğiz. Hadi sen de bizimle gel, bir şeyler atıştıralım. Anlaşıldı. Sağ ol Hakan, ben odama gideceğim. Muratcığım, sana güveniyorum. Ben şimdi yemek arasında odama gidip çalışacağım. Evraklara bir daha of, kurt gibi açım. Hadi yürü, çok açım. Siz de yemekten sonra kısa bir zaman kalacak ama biraz toparlayın bakayım. Benimle gelir misin? Seninle konuşmam lazım. Burada ne işin var Yılmaz? Toplantıya geldim. Görüyorum. En azından insanı salak yerine koyma. Estağfurullah. Merak ettiğim şu. Genel kurul toplantısına katılacak noktaya nasıl geldin? Bu kadar şaşıracak bir şey yok. Ben de sattığınız hisselerden aldım o kadar. Gizlice. Saman altından su yürüterek. Tam sana göre. Neden? Hisse aldığımı ilan mı etmem gerekiyor? Yoksa senden izin mi almalıydım? Oyun oynama Yılmaz. Gama şirketine gittim. Karşıma şirket sahibi olarak başka biri çıktı. O şirketin işleriyle bir arkadaşım ilgileniyor. Hı? Demek ortağım derken senden söz ediyordu. Asla ismini vermedi zaten. Tebrikler. İsmimi sorsaydın söylerdi Filiz. Biliyorsun bu aralar çok yoğunum. Hisse alımını da benim adıma Salih yaptı. Her şeyi düşünmüşsün. Ben profesyonel bir iş yapıyorum Filiz. Bunların arasında Tekinler hisselerini almak da var. Olay bundan ibaret. Her şey bu kadar basit öyle mi? Bu kadar basit. Sen de buna inanmamı mı bekliyorsun? İyi günler. İyi günler. Burnumuzun dibine kadar nasıl geldi bu adam ya? Nasıl oldu bu ya? Benim yüzümden. Eğer borsaya girmeseydik o da buraya kadar... Olan oldu artık. Bundan sonra ne yapacağız onu düşünmeliyiz. Evet, şu anda öfkenin hiçbir faydası yok. Bu adama karşı dikkatli olmalıyız. Önce ne yapmaya çalıştığını anlamalıyız. Şirketi ele geçirmek mi istiyor bu adam? Yoksa batırmak mı? Her iki durumda da niyetin iyi olmadığı açık. Acilen bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama ne? Yılmaz'dan sonra en büyük katılımcı şu sonradan gelen kadın değil mi? Evet, Meral Şahin. Onun hisselerini alarak Oyçoğlu'nu ele geçirebiliriz. İyi de hangi parayla? Gerekirse bütün gayrimenkullerimizi satarız. Şirketi bu durumdan kurtarmak çok daha önemli. Ömer, bu konu senin sorumluluğunda olacak. O zaman oylamadan önce hemen Meral Hanım'ı bulup konuşayım. Meral Hanım, afiyet olsun. Henüz tanışmadık. Ben Ömer Tekine. Memnun oldum. Oturabilir miyim? Tabii, buyurun lütfen. Öncelikle bize yatırım yaptığınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Aslında vaktimiz az. Hemen konuya girmek istiyorum. Hisselerimizin önemli bir kısmına sahipsiniz. Sizden bu hisseleri bize geri satmanızı istiyoruz. Satmak mı? Tabii bu satışın sizin adınıza da karlı olacağından şüpheniz olmasın. Hisseleri maliyetinden daha yüksek bir fiyatı geri almak istiyoruz. Teklifiniz için teşekkür ederim. Ama şu anda satmayı düşünmüyorum. Anladım. Ama yine de düşünün bence. Çabuk karar vermeyin. En azından yönetim kurulu için oyunuzu bizden yana kullanırsınız değil mi? Siz oyunuzu benden yana kullanırsanız... ben de aynı şeyi sizin için yapabilirim. Yönetim kuruluna mı girmek istiyorsunuz? Neden? Neden olmasın? Peki. Size oy vereceğiz. Ama aynı şekilde sizin de desteğinizi bekliyoruz. Anlaştık Ömer Bey. Bu dayanışma beni de memnun etti doğrusu. Ömer Bey, toplantı başlamak üzere. Buyurun Meral Hanım. Ayrı odalarda mı kalıyorsunuz? Evet. Ama bu işime gelmedi desem yalan olur. Bütün bu olanlardan sonra Ömer'le yayın uyumak çok garip gelecekti. Böyle evlilik olur mu Elif ya? Ay yok, sen bu işi bir an önce düzelt bence. Neyini düzelteyim? Ay kocanın kaybını yeniden kazan Elif. Ay sen de iyice kafayı yedin valla. Sen ne dediğimi duymadın galiba. Ömer her şeyi hesaplamış. Evde ayrı bir oda hazırlatmış. İşteki odamı da başkasına vermiş. En çok buna bozuldum.
Artık bu da yapılmaz. Sen de kalkmış kocanın kalbini kazan filan diyorsun. Ay ne bileyim. Bende de kafa kalmadı ki artık. Hem sen işe gitmeyeceğim artık demedin mi? Dedim de insan hiç değilse nezaketen birkaç gün bekler. Zaten Ömer'i görsen. Başka biri dolanıyor ortalıkta. Buz gibi. Ne yaparsa yapsın. Çocuk doğana kadar sabrederim. Olmadı başımın çaresine bakarım. Asıl haberi sonra sakladım. Ay yüreğime indirmeyeceksin değil mi? Bugün tuhaf bir şey oldu. Ben mağazadan çıkarken Yılmaz içeri giriyordu. Aa, emin misin kızı olduğuna? Eminim tabii. Niye geldiğini çok merak ettim. Aa, niye gelmiş acaba? Kız seni görmek için olmasın? Mağazaya beni görmeye gelecek. Deli misin sen? Ben ne bileyim, yapar mı yapar yani. Yok, başka bir şey var. Yakında çıkar ortaya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.